Elif'cim selam, nasılsın? Merhaba abi, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Nasıl buldun fuarı? Bir öğrenci olarak 3 gündür buradasın. Hem Loji TV ekibinin içerisinde koşturmalar yaptın, birçok standı gezdin ve bugün daha çok gezeceksin tartışılmaz. Ama bir öğrenci gözünle, lojistik öğrencisi gözünle baktığında nasıl buldun fuarı? Fuar aslında çok güzel. Burada materyal olarak da örnek mesela hatırlar falan var. Bunlar bizi aslında sektöre daha bağlı kılmaya çalışıyor. Ve hani buradaki büyüklerimizle tanışmak, onların deneyimlerini dinlemek, sektörle ilgili bilgiler edinmek gerçekten hani insanı mutlu ediyor. Ben beğendim buradaki fuarı. Gerçekten güzel. Yani bir daha olsa gelinebilirim. Peki Elif, nereden geldin Ben buraya? Ankara'dan geldim fuar için. Ankara'dan geldin. Ankara'da yaşıyorsun. Nerede okuyorsun? Ben de Konya'da Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Harikasın. Peki seni diğer arkadaşlarından farklı kılan ne? Yani ben bakıyorum, 3 gündür Loji TV ekibinin içindesin. Koşturuyorsun, standlara gidiyorsun, yeri geliyor tırın içine çıkıyorsun. Her yerdesin. Günün sonunda bunun için bir maddi beklentin yok ve Ankara'dan kalkıp bunun için emek ediyorsun. Arkadaşlarım muhtemelen şu an bu saatlerde daha uyuyorlardır diye düşünüyorum. Yani seni diğer arkadaşlarından farklı kılan nedir? Ya aslında şöyle, bana bir şeyler sektöre dair bir bilgi katacağım, bir şey katacağını bildiğim için orada çekeceğim zorluğu hiç önemsemiyorum. Yani yeter ki bana bir şey katsın, beni ileriye götürsün diye olabildiğince adım atıyorum. Ailen nasıl karşılıyor bunu? Eğitim olduğu için ailem olumlu karşılıyor. Bana eğer bir şey katacaksa, olumlu yönde bir şey katacaksa destekliyorlar. O konuda sıkıntı yok. Çünkü Türkiye'deki şartları biliyorsun. Türkiye'nin şartları maalesef şu son yaşanan olaylarda birazcık daha canımızı sıktı. İşte Nari'nin ölümü var. Nari'nin ölümünden sonra başka bir kız çocuğunun tacize uğraması var. Günün sonunda ben de bir kız babasıyım ve kız babası olunca insan birazcık daha tereddütle davranıyor. Tartışılmaz ki şu lafı çok kullanıyoruz. Ben sana güveniyorum ama İşte ortama güvenmiyorum denilen bir şey var. Ama günün sonunda sen okula gidiyorsun, şehir dışında çalışıyorsun. Okul olunca aileler biraz farklı. Böyle özellikler olunca işte gezme ya da bunun benzeri bir şey olunca aileler çok daha farklı davranabiliyorlar. Ben bu soruyu şunun için sordum. Diğer ailelere, senin aileni tebrik ediyorum, kutluyorum, canı gönülden kutluyorum. Sana inanıyor, sana güveniyor olmaları inanılmaz. Senin yanında duruyor olmaları inanılmaz bir durum açıkçası. Bu bağlamda en azından örnek teşkil etmesi adına ailen nasıl yaklaşıyor? Zorlanıyor musun bu izinleri almak için, kendini ifade etmek için zorlanıyor musun? Ya şöyle önce hani nereye gideceğimden, kimlerle olacağımdan bahsediyorum. Mesela buraya geleceğim zaman Recep abiyle fuara gideceğiz dedim. Nasıl kalacaksın, hani nasıl olacak onları sordular. Sonra hani dediğim gibi bana bir şey katacağını, kendi alanına ilgili bir fuar olduğunu bildikleri için özellikle mesela izin verdiler. Sorun yaşamadım. Tabii ki yani yine dediğiniz gibi sürekli hani soruyorlar rahat mısın, problem var mı, haberdar et falan. Ama onlar da aile olduğu için yani olabilecek şeyler tabii ki. Tabii Elif, o bambaşka bir dünya. Yani o ailenin zaten yanında olması, seni sorması, bir şeye ihtiyacın var mı diyor olması zaten önemli. Önemli olan o süreç içerisinde nasılsın, iyi misin? Biz senin yanındayız. En küçük bir şeyden lütfen çekinmeden ara diyor olmaları bir ailenin zaten yapması gereken. Ama dediğim gibi Türkiye içerisindeki durumlar ortada. Elif, benim için çok lezzetli tatlı bir sohbet oldu. Seninle birçok noktada daha sohbetler ediyoruz, edeceğiz. Lojik içerisinde de yaptıkların için ben gerçekten sonsuz teşekkürler ediyorum. Peki Loji TV izleyicilerine, özellikle öğrenci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza söyleyeceğin bir şeyler var mı son olarak? Şöyle, eğer bir hedefleri varsa o hedefleri ne kadar zorluk da olsa önlerinde yıkarak bence hedeflerin peşinden gidebilirler. Yani başarmak için aslında zor değil ama hani görebilmek lazım, fırsatları değerlendirebilmek lazım. O yüzden en hani onların fırsatları değerlendirmesini tavsiye ediyorum diyebilirim. Teşekkür ediyorum Elifçim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Loji TV dostları, bugün yine fuardan yayınlarımız hız kesmeden bu şekilde devam edecek. Birçok noktada yayınlar yapıyoruz. Loji TV ekibi fuar standlarında, sahada sizler için veri toplamaya, bilgi toplamaya ve bilgileri iletmeye, bilgileri kütle olmaya devam edecek. Sevgili kalın, Loji TV kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın.